Ama yapacak diyorsun. Bunu yapmak istiyor. Etebo da var. Etebo'yu da o denklem içerisinde düşünmek lazım. Doğru bak, o hiç konuşulmuyor Doğru, mesela. Ya Doğru. Fatih Hoca, Onu unuttuk hakikaten. benim Fatih Hoca da yani yıllardır takip ediyoruz. Belli kalıplardan hareket etmiyor. Hep bir şeyler kazanıyor, kazandırıyor. Taylan'ı bu pozisyonda değerlendirmesi, evet altyapı önemlidir ama sonuçta Taylan'ı bir süre bekletip hazırlayıp doğru zamanda ona o şansı vermek de bir hocalık Cesarettir. meziyeti. Cesarettir. Başakşehir maçına bile mesela zor görünen bir, değil mi, kağıt üzerinde Tabii. Başakşehir'in o günkü performansı bu görüntüyü bize vermiyordu. Çünkü ikinci haftaydı henüz. Dedik Hatay maçı olabilir. Başakşehir hala iyi bir takım. Hoca Gaziantep maçına çıktığı kadroyla, ki ben beklemiyordum, bir cesaret örneğiyle o üçlüyle çıktı şeye. Mesela sanki Başakşehir maçına ve Babel'e de kazandı. herkes sildi falan diyordu. Ama bak Babel'i de kazanıyor. Dikkat, mesela bugün Avrupa baş maçlarında toplantısına oynatıyor. çıkarttı. Nasıl? Oynatıyor Avrupa Oynatıyor. maçlarında. Babel bir de vazgeçilecek bir oyuncu değil. Çok üst Yani düzey bir dedi oyuncu işte, Babel. sildi Babel'i, olmayacak, Çok üst gönderecek düzey bir oyuncu. yönetim. Çok haber okuduk. Mesela bak bakıyorum, Babel'i de böyle yavaş yavaş mesela Rangers maçın basın toplantısına çıkarttı. Demek ki yarın 11'de Babel. Şeyi Baktığında. Avrupa maçlarında görecek Babel'in faydasını kötü Galatasaray. başladığını düşünmüyorum ben Babel'in. Yani bu sezona fena başlamadı. Yani geçen sezonki o sıkıntılı Babel yok. Muhtemelen Avrupa Futbol Şampiyonası etkisi de vardır. Oyuncu da Hollanda milli takımında yer almak istiyor. Yoksa ben hala Babel'in bir pazar olduğunu düşünüyorum. Yani en kötü MLS'e gidebilecek bir oyuncu. Ama o da Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda milli takımında yer almak istediği için bu sezon biraz gaza basmak zorunda. Arda iyi başladı ki yarın hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek. Arda'yı da bir 40 hafta için düşünmemek lazım. Arda 3 hafta olacak, 2 hafta olmayacak, 1 hafta yedek kalacak. Yani bunlara hazırlıklı olmak lazım. O yüzden Babel önemli. O yüzden Emre Kılınç önemli. Katılıyorum. Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Ama ince dokunuşları yapmak lazım. Galatasaray orta sahada işte derbi maçta şu gerçekle biz yüzleştik. Fenerbahçe orta sahada maçı domine etti. Yani orta sahada Fatih Hoca'nın alternatiflerinin fazla olmaması, Belhanda'nın bir maçta kilitlenince, gününde olmayınca Galatasaray'ın bu kadar çaresiz kalması, yani bu kadar fark olmamalı. Yani Belhanda kötü olduğunda kötü bir performans. Hemen ertesi gün Belhanda işte satılacak, satılmalı, gitmek istemiyor kampanyası başlatılmamalı. Ben Belhanda ile ilgili de şöyle düşünüyorum. Bu polemik birileri devam ettirmek Ama istiyor. kampanya yeni başlamadı Ha ki işte Nevzat. bak şöyle. Kampanya nereden baksan bir sene, iki senelik bir Hayır, süreçti. kampanya söyleyeyim. Taraftarla Söyleyeyim. Ya atışması. Schneider'den sonra 10 numarayı giyince o iş O başka bir belki de yere o. O evrildi. Beklenti oraya geldi yani. şanssızlığı şöyle oldu Belhanda'nın. Taraftar sosyal medyada Schneider gitmesin, Schneider'den işte yollar ayrılmasın kampanyası yaparken Belhanda geldi. Üzerine bir de 10 numara giydi. Kötü bir tesadüf söz konusu oldu. Şimdi o polemik, çocuk bir kere sakat doğdu. Taraftarın yani hiç tahammül edemeyeceği bir şey. Zaten Snyder'in gitmesini istemiyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sen o formayı yeni gelen transfere veriyorsun. Şimdi Belhanda o polemik bugün de devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Kötü oynadığında hemen Belhanda işte satılacak, gitmek istiyor ya da gitmek istemiyor. Sürekli bir Belhanda Ama o tartışması. şimdi kapandı Bunun mı? da Kapandı mı? kapanmadı. Bunun polemiğin bilerek, bilinçli olarak ben devam ettirildiğini düşünüyorum. Bilinçli olarak. Bilinçli Neden? olarak. Kim Son ya da bunu 3 sene körüklüyor? öncesine ait bir şeyden bahsediyorum. 3 sene önce yaşanan bir olay var. Devamı var. Ama işler ne zaman sıkıntıya girse ki Belhanda 2 şampiyonlukta Evet. Yani çok kötü de önemli bir rolü oyuncu değil. var. Bence çok iyi bir oyuncu Belhanda. Faydalı İşte bir oyuncu. bu sezon fena başlamadı. Hatta çok iyi başladı. Evet. Ama bir kötü maçta hemen Belhanda yine bir tartışma konusu oldu. Ben açıkçası Fatih Terim'in de bu polemikten, bunun uzatılmasından, konuşulmasından ya da bunun bir şekilde Gündem işte olmasından. gündem olmasından çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Niye? Fatih Terim oynatıyor ya. Bir adam, bir teknik direktör, bu kadar önemli bir teknik direktör. Aldığı kararın, verdiği kararın bu kadar tartışılmasını ister mi? Ki Belhanda da profil olarak biraz pohpohlanmayı, ilgiyi seven bir oyuncu. Yani
ona biraz ilgi gösterirseniz performansı daha fazla verim. Kesinlikle böyle bir karakter. Bir de rekabetsiz kaldı Nevzat. Şimdi şanssızlık, Emre Akbaba'nın o talihsizliği olmasa, çocuk şimdi iyi bir yatırımdı Galatasaray için. Çocuk böyle orayı sakatlıklar olmasa, Belhanda'nın, yani o kadar rahat olmayabilirdi yani. Hoca kulübeye rahat Belhanda'nın çekebilirdi. Belhanda'nın problemi dediğim gibi ilgi. Şimdi Fatih Hoca ne yaptı? Bu sezon Belhanda'yı biraz daha farklı kullanmaya başladı. Taylan'ı geriye çekti. Belhanda'nın biraz daha ofansif yönünü ön plana çıkarmaya çalıştı. Daha fazla kaleyi düşünmesini, şut atmasını istedi. İşte Başakşehir maçı ve Hajduk Split maçlarındaki golleri. Şimdi bu noktaya gelmiş, getirilmiş bir Belhanda bir Fenerbahçe maçını kötü oynadı diye hemen idam tahtasında. Şimdi o idam sehpasına koyduğunuz oyuncu sonuçta belli ki onunla devam edeceksiniz. Bu oyuncuyla Fatih Hoca devam edecek. Ben Fatih Hoca'nın da, yani noktalayayım Belhanda konusunu, bu polemiğin uzatılmasından, bugün konuşulmasından çok rahatsız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Muslera gelecek. Evet. Saratçı gelecek. Akbaba gelecek. Ben bu üçünü de yeni transfer olarak değerlendiriyorum. Ha, mesela bir bakış açısı bu değil mi? Emre Akbaba. Baktığında. Şimdi biz Belhanda'yı bu kadar tartışırken hep tartışma konusu. Mesela niye hiç Emre Akbaba'yı tartışmıyoruz? Emre Akbaba sonuçta 4,5 milyon euroya transfer edildi. Ama onun durumu performanssızlık değil, sakatlık. Fark etmez, ortada yok. Babel'i niye tartışmıyoruz? Yani mesela Babel'i tartışın. Babel'e verilen imza parasını, Babel'le o yaşta yapılan işte ne bileyim anlaşılıyor. Tartışılıyor, ben çok görüyorum tartışılıyor. Ne zaman işler kötü gitse Belhanda'yı ortaya atalım, Belhanda tartışılsın. Yani burada da ben çok insaflı olmadığımızı düşünüyorum. Ama her takımın bir mazlumu vardı, mazlumu getirin bana. Mesela Beşiktaş'ta Necip'i vardır. Çocuk elinden geleni yapar, kötü gidince hadi Necip'i tokatlayalım. İşte Belhanda'da biraz o mazlumu getirin gibi her takımın Sabri yıllarca bunu çekti. Bir figür lazımdır bu işlerde. Hadi bunu bir tokatlayalım. Bir kum torbası lazım. O şeydir yani, mazlumu getirin manası da Belhanda yani Galatasaray'da da. Ya da bir başka ifade şey, bir günah keçisi. Gibi. O oyuncu Belhanda. Kaçış yok. O taraftarla girdiği polemik. O çok sıkıntılı bir iş. Ben Galatasaray taraftarıyla girdiği o polemik. Bence Belhanda'nın kredisini epey bir düşürdü. Çünkü taraftar her zaman haklıdır. Yani klişedir ama bu böyle. Fenerbahçe'de hiçbir oyuncuya, Fenerbahçe taraftarının önünde Kadıköy'de hiçbir oyuncu, yani taraftar kızar. Beşiktaş öyle, Trabzon öyle. O yüzden işte o tarz, o hareket. Ama belki taraftar tam her oyuncuyu zaman da anlıyoruz ama nasıl? Taraftar her zaman haklıdır klişesi bizde var. Liverpool'da var mı? Var canım. Liverpool'da da var tabii canım. Niye Liverpool olmasın? Taraftar. Gibi, o kop tribünü her şeyi yaptırır adama. Şu konuyu tabii bak, çok... Dünyanın belki ilk üç taraftar şeyinden bahsediyorum. Hayır. Orada transfer şeyi bellidir. Klopp'un tabii, kararları tabii. Bellidir. Taraftarın sosyal medyada etkisiyle yapılmış transfer ben olacağını pek düşünmüyorum. Yok. Takım da çatır çatır gidip dünyanın en iyilerini yaptığı zaman şimdi başka konunun ekseni kayıyor ama taraftarcılık tribüne oynamak gibi de algılanmasın. Şimdi sen adama müşteri muamelesi yaparsan adam da sahada iyi ürün görmek ister. Defolu gömleği götürüp mağazaya geri veriyorsun. Adam ben müşteriysem diyor. Maça geliyor. Şimdi seyircisiz de dekoder al 150 lira. Maça gel 200 lira. Forma al 300 lira. Ben müşteriyim, söz hakkım yok. Edilgenim. Kararları başkaları veriyor. Bana diyor ki bu kararlara uy, hep destekle. Tamam tabii ki desteklesin ama bir dakika, dünyanın en masum protesto şekli, içinde şiddet barındırmayan, küfür barındırmayan en masum ıslık protesto şekli. Diyor ki maç oynanırken